Uhud. 7 Şevval, Hicret'in 3. yılı. Resulullah emrediyor. Kesinlikle yerlerinizde duracaksınız. Asla ayrılmayacaksınız. Hatta cesetlerimizi vahşi kuşlarca parçalandığını görseniz bile. Cehenneme göndermedikçe veya kılıcımla cennete girmedikçe benden kurtulamazsın. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah birdir! 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 Onu neden öldürmedin? Amcamın oğlu. Edep yerleri açılınca akrabalık hatırına yalvardı.
Ben de öldüremedim. Bugün sizin gününüze yaptüttar. Bugün sizin gününüz efendiler. Bütün gücünüzle vurun. Sizi kucaklarız. Ayaklarınızı halılar sereriz. Arkanızı döner kaçarsanız o zaman sizi terk ederiz. Savaşa geri dönün sersemler. Kaçmayın. Savaşın sersemler. Hadi gidelim. Sakın yerlerinizden ayrılmayın. Sakın yerlerinizden ayrılmayın. Hadi. Fırsat bu, kaçırmayalım. Ganimetten hakkımızı alalım, bunu hak ettik, gidelim hadi. Toplayın. Hadi.
Hamza öldürüldü. Hamza öldürüldü. Hamza öldürüldü. Resulullah'ı koruyun ey Müslümanlar! Resulullah'ı koruyun! Karşılığını. Harp üstüne harp çetin de olsa tahammülüm yoktu babam Utbe'ye yapılana. Ne kardeşime, ne amcama, ne de ilk göz ağrıma. Şifa verdim nefsime, yerine getirdim ahdimi. Ve vahşi giderdi içimde sakladığım kini. Minnettarım vahşiye ömrüm boyunca. Kemiklerim çürüyene kadar mezarımda. Ve sen vahşi, içimdeki yangını söndürdün. Şimdi ahde vefa vakti. Bedrin öcünü aldık, 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 Bedrin öcünü aldık. Bedrin öcünü aldık, Bedrin öcünü aldık, Bedrin öcünü aldık. Artık özgürüm. Özgür. 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 Sana kim izin verdi? Senin neyin var ha?
Ne yaptım ki şimdi? İznim olmadan bir şeye dokunma. Yazıklar olsun. Sadece boynuma takıp bir bakayım dedim. Benden başka kim hak edebilir ki? Yoksa onu kendine mi saklıyorsun? Sana ne de yakışır ya. Hint bin Tutbe'nin kolyesini taktığını görmelerini mi istiyorsun? Onu başkalarına göstermek istediğimi kim söyledi? Burada bizden başka kim var? Yoksa Hint bunlarla ne yapacağına da mı karışıyor? Bunlar artık senin. Ne istersen onu yaparsın. Eğer satmayacaksan, evlendikten sonra benden başka kim takabilir? Senin neyin var? Neden susuyorsun? Sonunda özgürlüğüne kavuştuğuna göre ne yapacağına karar veremez misin? Sana vaat edilen bu değil miydi? Ben özgürüm, evet. Peki ya sen? Köle olduğum için benden utanıyor musun? Onu kastetmedim. Efendinin kölesiyken seninle nasıl evlenebilirim? Seni benim hatırım için özgür bırakır mı sanıyorsun? Bunlarla beni satın alabilirsin. Hind'in kolyesini geri çevireceğini sanmıyorum. Ben onun için sadece bir hizmetçiyim. Cariye değil. Sen delirdin mi? Bunları nasıl veririm? Bunlar çok değerli ve pahalı mücevherler. Kureyş'in soylu kadınlarının hepsi böyle değerli mücevherlere sahip olmayı arzu eder. Evet. Benden daha değerli. Vallahi tam anlamıyla özgür olamamışsın. Çok yakında anlarsın. Ellerin dert görmesin Velid'in oğlu. İntikamımızı alarak yaralarımıza sardın. Mekke'de şu an her evde bu konuşuluyor. Senden övgüyle bahsediyorlar. Peki neden onlar gibi sevinemiyorum? Hangi intikamdan bahsediyorlar dersin? Evet. Kimin intikamı biliyoruz ama kimden aldığımızı bilmiyoruz. Dünkü düşmanımız olan Kinane oğullarıyla birlik olup amca oğullarımıza karşı savaştık. Kureyş'in en iyi gençlerini öldürmek üzere kölelerimizi yanımıza aldık. Araplar kendi çocukları için başkalarından intikam alırlardı. Şimdi ise kendi kendimizden intikam alıyoruz. Üstelik bunu düşmanlarımızın yardımıyla yapıyoruz. Kalırsa onları Medine'de rahat bırakmayalım. Uhud'dan sonra bile Muhammed'e katılan Araplar var. Sanki savaşın galibi onlarmış gibi. Neyin var Vahşi? Bir şey yok efendim. Bir şey yok. Madem bir şey yok, neden buradasın? Burada önemli bir konuyu konuşmak üzere toplandığımızı görmüyor musun? Başka bir işin yoksa dışarıda develerim var. Develerime bakarsan paranı öderim. Evet, bir köle meclisimize gelip bizimle oturmaya nasıl cüret eder? Kullandığımız bir silahtan farkı yoktu. Yazıklar olsun. Muhammed'in bize yaptıklarına bak. Babamı kölesi öldürdü. Sonra intikamımızı da ancak ve ancak bir köle sayesinde alabildik. Şimdi bu köle aramızda öylece dolaşmaya başladı. Hamza'yı ben öldürdüm. Vallahi ölen öldürenden daha hayırlıydı. Katılıyorum. Evet, doğru söylüyorsun. Haklısın.
Önüne baksana şaşkın köle. Reyhan, bekle. Uzak dur, bizi görmesinler. Kim görürse görsün. İki özgür insanın evlenmesinde ne gibi bir sakınca olabilir? Evet, Hind'in kolyesiyle seni efendinden satın almaya karar verdim. Sonra da hemen evleneceğiz. Artık çok geç, şimdi git. Yazıklar olsun. Benimle evlenmek istemiyor muydun? Seninle evlenmem artık yasak Vahşi. Müslüman oldum ve peygambere tabiyim. Ne yaptın? Sırrımı efendime söylemek istiyorsan söyle. Vallahi Sümeyye'den, Bilal'den daha hayırlı değilim. Bilal'i hatırla Vahşi. Ey Kureyşliler! Dinlerimiz farklı olsa da aynı düşmana karşı toplanıyoruz burada. Muhammed ve ashabı. Ticarette bizimle rekabet ediyorlar. Daha önce her şey kontrolümüz altındaydı. Yesrib'de hiç rakibimiz yoktu. Ne zaman Muhammed ve ashabı geldi, o zaman kontrol elimizden çıkmaya başladı. Onların kökünü kazıyacak bir planımız var arkadaşlar. Bu işi kökünden halledeceğiz, görürsünüz. Gatafan kabilesi bize 6000 askerle destek verecek ve biz de Hayber yöresinin bütün hurmalarını vereceğiz. Bir yıllığına. Onlar da kabul etti. Biz de kabul ettik. Ne dersiniz? Peki ya Kurayza oğulları? Kaleleri Yesrib'i güneydoğudan kapatıyor. Şunu da biliyoruz ki onlar Muhammed'le düşmanlara karşı onun yanında yer alacaklarına dair anlaştılar. Evet, yaptılar. Bizim de yaptığımız gibi. Onlar din kardeşlerimiz. Sayımızı öğrenip üstün olduğumuza inanırlarsa bize katılırlar. Ve onunla yaptıkları anlaşmayı bir anda bozuverirler. Ben bundan gayet eminim. Evet, doğru söylüyorum. Ayrıca Yesrib halkından ona karşı gelenler de var. Cesaretleri olmadığı için onu destekler gibi görünüyorlar. Onlara münafık diyorlar. Evs ve Hazreç kabilelerinin seçkin insanlarından bahsediyorum. Ve müttefiklerimiz bize katılacaklardır. Öyleyse hep beraber yemin edip söz verelim. Kabe'nin önünde yemin edelim. Yemin ederiz ki birbirimize asla ihanet etmeyeceğiz. Yemin ederiz ki birbirimize asla ihanet etmeyeceğiz. Tek bir adamımız kalana dek Muhammed'e karşı mücadele edeceğiz. Çıkıp onlara saldırmayalım ya Resulallah. Bütün Araplar bize karşı birlik oldular. Bizler Pers topraklarında atlı saldırılarına karşı hendek kazarak korunurduk. Böylece bize yaklaşamazlardı. Yaklaşsalar da onları okla püskürtürdük. Evet ya Resulallah. Selman'ın fikri çok makul. Bu Arapların bilmediği bir savaş yöntemi. Bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemezler. Evet, doğru söylüyorsun. Şehrin kuzeyi hariç bütün yönler korunaklıdır. Doğuda Harratul Vakım,
Batıda Haratül Vebere var. Buraları atlıların aşması mümkün değildir. Şehrin güneyi ise en az kale surları kadar uzun ve yüksek efendim. Arkasında her orduyu durduracak hurmalıklar var. Doğuda ise düşmana karşı anlaşma yaptığımız Kurayza oğullarının kaleleri var efendim. Bence hendeyi kuzeydeki Sıla Dağı'nın önünde kazmaya başlayabiliriz. Kaya o kadar sert ki kazmayla asla kırılmıyor. Resulullah söylediklerini duydu ya Selman. Hiçbir şey yapamayacaklar. Çünkü Resulullah bu kayaya sert bir şekilde tam 3 kez vurduğunda 3 yerden kıvılcımlar yükseldi. İnşallah. İnşallah. Ve her vuruşunda gülümsüyordu. Sebebini sorduğumuzda dedi ki: İlk darbede Yüce Allah Şam'ın kapılarını açtı. Allah'a yemin ederim ki kırmızı saraylarını şimdiden görür gibiyim. İnşallah. Evet inşallah. İnşallah. İkinci darbede Pers'in kapıları bana açıldı. Yemin ederim ki Medaini ve Beyaz saraylarını görebiliyorum. İnşallah. 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 Üçüncü darbede Yemen'in kapıları bana açıldı. Allah'a yemin ederim ki buradan Sana'nın kapılarını görüyorum. Evet, inşallah. Sizler gerçek müminlersiniz. Ve peygamberinize inandıysanız, bugün karşılaştıklarınız sizi aldatmasın. Allah'ın çok yakında size neleri vereceğini açıkça göreceksiniz. Ömer doğru söylüyor. Onun söylediklerinin hepsine ben de şahidim. Allah senden razı olsun Selman. Allah'ın yardımı ve sen olmasaydın hendek kazmayı akıl edemezdik. Resulullah'ın şehrini koruyamazdık. Bu Allah'ın bir lütfudur. Selman biz muhacirlerden biridir. Aynı zamanda ensardan biridir. Resulullah Selman hakkında söylediklerinizi duydu. Ve şöyle buyurdu: Selman ehli beytimdendir. Selman için ne büyük bir şeref, ne büyük bir hayır. Muhacirlerden biri olmasaydım, onun yerinde olmak isterdim. Şam, Pers ve Yemen saraylarıymış. Dinleri bunları kandırıyor. Hendek, Şevval, Hicret'in 5. yılı.
Geri çekilin, hadi geri çekilin! Geri çekilin! Geri çekilin! Geri çekilin, geri çekilin! Geri çekilin! Selman-ı Farisi, Pers ülkesinden bir adam. Buraya Yesrib'e esir olarak getirildi. Burada bir adamın kölesiydi kendisi. Muhammed buraya gelince Müslüman oldu ve ona tabi oldu. Bu hileyi de onlara o öğretti. Yoksa bunu yapamazlardı. Biz de sizin kadar şaşkın vaziyetteyiz. Karşıya geçmemize engel olurlarken kendilerini de o hendeğin arkasında hapsediyorlar. Erzakları olmadan ne kadar sabredecekler göreceğiz. Erzakları bitip açlık onları dışarı çıkarmadan buradan asla ayrılmayacağız. Kurayz ve oğulları ne yapıyor? Onların kalesi Yesrib'i güneydoğudan koruyordu. Yazıklar olsun ey Kab. Bana kapıyı açsana. Sana yazıklar olsun. Uğursuz ve kötü bir adamsın. Muhammed'le kesin anlaşmam var. Ve onunla aramı bozmayacağım. Çünkü ondan sadece vefa gördüm. Söze bağlılık gördüm. Aç kapıyı da konuşalım. Kapıyı açmıyorum. Musa'nın Rabbi adına bunun için değil. Yemeğini yememden korktuğundan açmıyorsun. Açın kapıyı. Yazıklar olsun ey Kab. Sana zaferin kudretini ve deryaları getirdim. Liderleri ve kumandanlarıyla birlikte Kureyş'i ayağına serdim. Gatafan'ı da soyluları ve kumandanlarıyla birlikte getirdim. Hepsi Muhammed'in kökünü kurutmadan ayrılmayacaklarına dair benimle anlaşma yaptılar. Her biri. Vallahi bana küçük düşürücü ve yağmursuz bulutlarla gelmişsin. Şimşek çaktıran, gürleyen ama yağmayan bulutlarla. Planın gerçekten işe yarasaydı kavmi Nadir oğullarına yarar ve Hayber'e sürülmezdiniz. Zaten bu iş aceleci olduğumuzdan başımıza geldi biliyorsun. Ama şimdi Uhud alanı savaşmak için gelenlerle dolup taşıyor arkadaşlar, görmelisiniz. Nadir oğulları ya da Kurayza oğulları fark etmez. Hepimiz Yahudiyiz, öyle değil mi? Bugün bizim günümüz. Araplar birbirleriyle savaşacaklar. Sen ve kavmin olan Nadir oğulları Medine'den Hayber'e dek sürüldünüz. Ama ben ve kavmim Kurayza oğulları hala Yesrib'deyiz ve Muhammed'le ashabına da yakınız. Eğer bütün yandaşların saldırır da Muhammed'i yenemezlerse siz Hayber'e dönersiniz ve orada güvende olursunuz. Onlara karşı sizinle birlik olursak Muhammed ve ashabının hedefi haline geliriz. Amacımıza ulaşana kadar bir yere gitmeyeceğiz. Ya sen? Buna söz verebilir misin söyle? Evet. Muhammed kuzeye kazdığı hendeklerle ve Yesrib'in güneydoğusundaki Kurayza kaleleriyle arkasını sağlama aldı şu anda. Ama yaptığın anlaşmayı bozar ve ona saldıran birliklere katılırsan Müslümanlar savunmasız kalır. Bir kıskacın içine girerler. Kaçacak yerleri kalmaz. Sana söz veriyorum. Eğer Kureyş ve Gatafan Muhammed'i ele geçirmeden dönerse kalende yanında kalırım. Seninle aynı kaderi paylaşırım. Ya Resulallah, Kurayza oğullarını kalelerini tamir ederlerken gördüm. Hayvanlarını topluyorlardı.
Orada yol açıyorlardı. Düşüncem şudur ki ihanetin eşiğindeler. Ey Kurayzoğulları! Ey Kurayzoğulları! Duyduğumuz haber doğru mu? Resulullah'la yaptığınız anlaşmayı bozuyor musunuz? Resulullah da kim? Muhammed'le aramızda bir anlaşma veya sözleşme yok. Allah canınızı alsın. Ben ve kabilem Evs daha önce sizi koruyup kollamadık mı? Bu dediğin kim olduğunu bilmediğimiz bir adamın gelip üzerimizde otoritesini kurmaya çalışmasından önceydi. Bizimle savaşmaya gelen yandaşlara mı katılıyorsunuz? Bu ihanettir. Resulullah'la yaptığınız anlaşmaya böyle mi uyarsınız siz? Dönün. Kılıçlarımızı size saplamadan önce dönün. Hadi. Onların deve ve yüklerini Allah bize ganimet olarak verdi. Sizin ganimetiniz de can güvenliğiniz. Hadi, Allah canınızı alsın. Ya Allah.